Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Evrim ve biyoteknoloji ile ilgili soruları çıkmış sorularımızı bu videoda göreceğiz. Başlayalım. 2013 fen öğebetide çıkmış diyor ki aşağıdakilerden hangisi omurgalılarda sudan karaya geçişte kazanılan uyumsal özelliklerden biri değildir. Sudan karaya geçiş. Arkadaşlar sudan karaya geçişte birçok değişiklik meydana geliyor vücutta. Nedir mesela? Solunum organları vücudun içerisine alınır. Daha sonra e, sudan karaya geçişte yine genellikle işte kuyruk hani biraz daha kaybolmaya meyillidir. Sonrasında e, yüzgeçler yine ortadan kaybolur. Yumurta şekli değişir. Dolayısıyla bakacağız. Amniyotik yumurtaya sahip olma. Amniyotik yumurta ne demekti? Amniyotik yumurta şimdi yumurtanın içerisinde bir amniyon kesesi bulunuyor. Bu amniyon kesesinin içerisinde de arkadaşlar embriyo bulunuyor. Amniyotik sıvı da embriyoyu dışarıdan koruyor. Ve yumurta sert bir kabuğa sahip olmaya başlıyor çünkü karada e, kurumaya karşı bir önlem alınması gerekiyor. Bu yüzden de yumurtanın dışı sert bir kabukla kaplanıyor. Amniyotik yumurtaya sahip olma olur. Peki amniotik yumurtaya sahip olan canlılar kimler? Sürüngenler, pardon, e, evet, sürüngenler, kuşlar ve memeliler, bunlar amniotik yumurtaya sahiptiler. Hatta amniota şubesinden. E, amniyota şubesinde bulunurlar. Bir de anamniyota vardır. Onlarda amniyotik sıvı, amniyotik yumurta yoktur arkadaşlar. Solunum organlarının vücut içine çekilmesi. Az önce de söylediğim gibi solunum organları vücut içine çekilir. Çünkü dışarıda olursa havadan dolayı, havadaki gazlardan dolayı, sıcaktan dolayı kuruyabilir. O yüzden de vücut içine çekilir. Karasal ortamda hareketi sağlayacak üyelerin gelişmesi. Mesela el, ayak gibi üyelerin gelişmesi de olur. Yine yüzgeçler kayboluyor. Bunun yerine el ve ayaklar oluşuyor. Oksijenin al yuvarlarda taşınması. Şimdi al yuvarda taşıma olayı kimlerde görülüyor? Balıklarda var. Amfibilerde var. Kuşlar, işte sürüngenler, memelilerde var. Baktığımız zaman balıklar ve amfibiler suyun içerisinde değiller mi? Evet. O zaman bu sudan karaya geçişte bir özellik olabilir mi? Uyumsal bir özellik olamaz, değil mi? Bunun e, sudan karaya geçişle bilgisi yoktur. Kapalı dolaşımda bu, e, kapalı dolaşımın bir özelliğidir. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği olur. Azotlu metabolik atıkları daha az suyla atılabilecek forma dönüştürme. Şimdi normalde suda yaşayan canlılar Azotlu atıklarını direkt amonyak olarak atabilirler. Çünkü amonyak çok zehirli bir moleküldür ve dışarı atılması için çok fazla suya ihtiyaç vardır. Zaten suda yaşayan canlıların su gibi bir sıkıntısı olmadığı için bunlar amonyak olarak atabiliyorlar. Ama karaya geçişte artık suya olan ihtiyacımız artıyor. Çünkü sulu bir ortamda yaşamıyoruz. Dolayısıyla daha az zehirli formlara dönüştürmeye çalışıyoruz. Bizler üreye çeviriyoruz. İşte eee kuşlar ve sürüngenler ürik asit olarak atıyor arkadaşlar. Böylece daha az suyla atılabilecek forma dönüştürmüş oluyoruz. Cevabımız denizi seçeneği olur. Gelelim diğer sorumuza. İkinci sorumuz diyor ki: Dar boğaz etkisi nedeniyle ana popülasyondan geriye çok az sayıda bireyin kaldığı ve bu bireylerden yeni bir popülasyonun kurulduğunu varsayarsak bu yeni popülasyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Diyor ki dar boğaz öncelikle bu dar boğaz yani şişe boyunu etkisi ne demektir? Arkadaşlar elimizde bir popülasyon olduğunu varsayalım. Şöyle büyük bir popülasyon. Mesela bu popülasyonda bin bireyimiz olsun. Bu bin bireyden 900 tanesi ölüyor. Geriye 100 tanesi kalıyor. İşte bu çok az miktarda kalan bu bireye biz dar boğaz etkisi veya şişe boynu etkisi diyoruz. Şimdi bu popülasyonda bu kadar birey kalıyorsa bazı özellikler ortaya çıkabilir. Mesela ne olabilir? Bunların gen frekanslarına baktığımız zaman mesela kıvırcık saç ve düz saçtan gidelim. Mesela bu 100 kişide düz saç görülme olanı çok, oranı çok yüksektir. Dolayısıyla geriye kalan 900 kişi öldüğü için düz saçın ortaya çıkma ihtimali daha yüksek oluyor. Veya homozigot özellikler varsa bu homozigot özelliklerin ortaya çıkma ihtimali daha fazla oluyor arkadaşlar. Yine bu 1000 kişiden 900 kişi ölüp 100 kişi kaldığı için çeşitlilik de ne yapıyor? Azalıyor. Bakalım diyor ki. Homozigotlaşma oranı yüksektir. Evet. Dediğim gibi mesela düz saçlı bireyler daha çok ortaya çıkabilir. Popülasyondaki genetik varyasyon düşüktür. Genetik varyasyon dediği çeşitlilik, genetik çeşitlilik. Zaten çoğunluğu düz saçtan oluştuğu için ne oluyor? çeşitlilikte daha düşük oluyor arkadaşlar. Yani ben saç şeklinden burada gidiyorum ama tabi başka özelliklerimiz de var. Soy içi üreme oranı yüksektir. Şimdi 901'e gitti. E, 900 gittiyse geriye kalan 100 birey ne yapacak? Mecburen aralarında çiftleşme yapacaklar. O zaman su içi üreme oranı yüksek olacak. Çekinik özelliklerin görülme sıklığı yüksektir. Mesela düz saç çekinik bir özelliktir. Bunların ortaya çıkma ihtimali yüksek olabiliyor arkadaşlar doğrudur. Alel frekansların ana popülasyondaki ile aynı olma olasılığı yüksektir. Bakın frekans diyor. Burada frekans dedi aslında burada biraz da popülasyon genetiğini bilmemiz gerekiyor bizim. Baskın özellikler ve çekinik özelliklere sahip birey sayısına biz allel frekansı diyoruz. Yani oradaki allel nedir? Mesela kıvırcık saç allelinin frekansı ile işte çeknik allelin, e, düz saç allelinin frekansı arkadaşlar. Bunlar nedir? Ana popülasyonla yani bu bin kişilik popülasyonla aynı olma olasılığı yüksek olabilir mi sizce? Yani bin kişide diyelim ki düz saç allelinin frekansı mesela 0,1 ise bu 100 kişilik bireyde 0,9'a kadar çıkabilir. Dolayısıyla frekansına aynı olma olasılığı yüksektir demesi yanlış olur. Daha düşük bir ihtimaldir. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki bir türün yayılış alanı içinde yer alan elverişli habitat parçalarına yama. Bu özellikleri habitat yamalarında yaşayan alt popülasyonun her birine de meta popülasyon adı verilir. Aşağıdaki şekilde Alan büyüklükleri aynı olan 5 farklı yamadan oluşan bir metapopülasyon dağılımı verilmiştir. Yamalar arasındaki göçlerin oklar yönünde gerçekleştiği varsayılacaktır. Tamam bakalım. Diyor ki: Bu metapopülasyonla ilgili olarak burada aslında bize bir yorum soruyor. Bakalım. N yamasındaki alt popülasyon yeterince göç almazsa genetik varyasyonun azalmasına bağlı olarak zamanla yok olma girdabına girebilir. Arkadaşlar burada baktığımız zaman eee N yamasına ne oluyor N yaması? Bakın sadece L'den bir göç alıyor değil mi? Sadece L ile ilişkisi var. L'den yeterince göç almazsa ne olur? Bir süre sonra bu popülasyonda bir küçülme meydana gelir. Çünkü genetik varyasyon azalır. Mesela burada bir hastalığın var olduğunu düşünelim. Orak hücre anemisi ve hemofili gibi hastalıkların var olduğunu düşünelim. Yeterince göç alıp da bu hastalığın frekansını görünme frekansını düşürmezse ne olur bir süre sonra bu yama ortadan kaybolabilir, yok olabilir. Dolayısıyla bu doğrudur. İnsan eliyle L yamasına sokulan yabancı bir türün zamanla bütün yamalarda görülmesi beklenebilir. Şimdi L'ye bakıyorum. Bakın L'den nerelere geçiş var? L'den K'ye geçiş var. M'ye geçiş var. N'ye geçiş var. Peki M'ye gelen buradan P'ye de geçemez mi? Geçebilir. O zaman L'ye konulan bir tür zamanla bütün hepsine yayılabilir arkadaşlar. Doğrudur. Yamalar arasındaki geçiş koridorlarından etkin bir şekilde göçlerin ve şansa bağlı çiftleşmenin devam etmesi alt popülasyonlar arasındaki farklılaşmayı hızlandırır. Şimdi geçiş koridorlarına bakıyorum. Geçiş koridorlarında Göçlerin ve şansa bağlı çiftleşmelerin devam etmesi diyor. Bakın burada mesela diyelim ki L'den N'ye doğru bir geçiş var, değil mi? Karşılıklı bir geçiş yok. L'den N'ye doğru sadece tek yönlü. L'den N'ye doğru geçiş yapıyor. Burada arkadaşlar şansa bağlı bir çiftleşme olduğu zaman, bakın şansa bağlı bir çiftleşme ya da bir göç olduğu zaman ne olacak? Alt popülasyondaki farklılaşma hızlanır mı sizce? Bakın alt popülasyon yani N'deki Farklılaşma ee, Şöyle söyleyeyim size Burada L'den N'ye giden Canlılar sadece N'deki Çeşitliliği artırır Hani buradaki çeşitliliği bir artırma Yönünde olabilir ama farklılaşmayı Bu arasındaki farklılaşmayı hızlandırma Gibi bir durum olamaz Çünkü zaten bunlar aynı popülasyona Ait yamalar zaten Aynı popülasyonun türleri arasında gerçekleşiyor. Burada şansa bağlı çiftleşme devam etse de belirli olan özellikler var. Alt popülasyonlardaki farklılaşma buna bağlı olarak hızlanmaz. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 şeklinde denizli seçeneği olur. 2014 Fen ÖABT Evcil köpeğin atası kurt iken Günümüzde çok farklı morfolojiye sahip evcil köpeklerin bulunması aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin etkinliğini işaret etmektedir? Şimdi bakıyorum. Gametik yalıtım demiş. Gametik yalıtım ne demektir? Gametlerin yani üreme hücrelerinin yalıtılması, üreme hücrelerinin e, belirli özelliklerde tutulması demektir. Şimdi gametik yalıtımla bilgisi var mıdır bu durumun? Şimdi evcil köpeğin atası kurt. Günümüzde ise süs köpekleri var. İşte başka türlü türlü cins köpekler var arkadaşlar. E bu gamete bağlı gerçekleştirilemez, değil mi? Çünkü gametle uğraşırsak çok uzun zaman süresince bunu yapmamız lazım. Ama biz bir işte kurt köpeğiyle farklı bir köpeği çiftleştirip çok farklı bir canlı ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla burada gametik yalıtım değildir. Doğal seçilim demiş. Şimdi doğal seçilimde bu kadar fazla evcil köpeğin ortaya çıkması arkadaşlar hani çok görülebilir bir şey değil. Çünkü evcil köpekten bahsediyor bize. Doğada yaşayan bir şey, bir canlıdan bahsetmiyor. Doğal seçilimde doğadaki canlılar çeşitliliğe uğrar. O yüzden olmaz. Allopatrik türleşme. Allo pa Patrick türleşme neydi? Diyelim ki bir tane popülasyon var. Şöyle bir popülasyon. Bu popülasyonu Coğrafik bir engel birbirinden ayırıyor. Mesela bir dağ oluşumu gerçekleşiyor veya bir göl oluşumu gerçekleşiyor. Ne oluyor? Buradaki popülasyon birbirinden ayrılıyor. Arkadaşlar şu ayrılan popülasyonların kendi ana popülasyondan farklı farklı özelliklere sahip olup yeni türlerin ortaya çıkmasına biz alopatrik türleşme diyoruz. Tamam mı? O yüzden bu da olmaz. Yapay seçilim ve tesadüfi çiftleşme. Şimdi bakın tesadüfi çiftleşmede ee, sizin bu canlıyı doğaya göndermeniz gerekiyor ki hani orada bir tesadüfi çiftleşme gerçekleşebilsin ki canlılar genellikle kendilerine benzemeyen hani canlıları çok da fazla tercih etmezler. Dolayısıyla tesadüfi çiftleşme ile de bunun ilgisi yoktur. Burada en mantıklı olan hangisidir? Yapay seçilimdir. Peki yapay seçilim nasıl gerçekleşiyor? İnsan eliyle gerçekleşen seçilimdir. Ya yani şöyle düşünün. Mesela işte benim elimde A cinsinden bir köpek var. Sizin elinizde B cinsinden bir köpek var. Diyoruz ki gel bunları çiftleştirelim. C cinsinden bir köpek ortaya çıkarıyoruz. İşte arkadaşlar böylece biz evcil köpekleri, bu süs köpeklerini falan bu şekilde aslında zamanla oluşmuştur. Çok farklı çeşitlerde köpek türü oluşmaya başlamıştır. Bunun temel mekanizması yapay seçilimden kaynaklanıyor. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda yakın akraba türler arasındaki üremeyi engelleyen prezigotik engel engellerden biri değildir? ÖSYM bunları çok seviyor yani bu prezigotik ve postzigotik engelleri sormayı. Nedir prezigotik? Bakın, bakın pire önce demektir. Zigottan önceki engeller. Post ise post ise sonra demektir. Zigottan sonra. Yani şöyle düşünün döllenmeden önce gerçekleşen engeller, döllenmeden sonra gerçekleşen engeller. Peki nedir? Döllenmeden önce gerçekleşen engeller. Mesela okuyalım isterseniz. Zaten hepsini büyük ihtimal burada vermiştir. Popülasyonların yayılış alanlarının birbirinden ayrılması. Dediğim gibi az önce bir popülasyon var. Bu popülasyon birbirinden ayrıldı. Ne oldu? Döllenmeden önce bir ayrılış meydana geldi. Bir engel ortaya çıktı. O yüzden bu olur. Erkek ve dişler arasındaki eşeysel çekiciliğin ortadan kalkması olabilir. Mesela kur yapma davranışlarının değişmesi olabilir. Dış görünüşlerinin değişmesi olabilir arkadaşlar. Bunlar yine döllenmeden önce gerçekleşen bir engeldir üreme organlarında çiftleşmeyi engelleyecek yapısal farklılaşmaların oluşması. Sonuçta üreme organları arasında belli bir uyum vardır. Bu uyum eğer farklılaşırsa, mesela üreme organlarından bir tanesi farklılaştı ve uyum gerçekleşmiyor. O zaman yine ne oluyor? Döllenmeden önce gerçekleşiyor, olur. Dişi ve erkek gametlerin birbirini cezbetme özelliğinin ortadan kalkması. Şimdi gametlerin birbirini çekme özelliği vardır. Mesela dişilerde bir madde salgılanır. Ee, yumurtalarda arkadaşlar zona pelüste tabakası vardı ya zona pelüste tabakasında bir e, kendine cezbedici çekici bir madde var bu madde spermleri kendine doğru çeker dolayısıyla eğer bu cezbetme dediğimiz olay ortadan kalkarsa yine döllenmeden önce bir engel ortaya çıkmış oluyor prezigotik engeldir son olarak E şıkkında diyor ki hibritlerin işlevsel gamet üretememeleri hibrit ne demek hibrit zigot oluştu. Yani hibrit dediğimiz döllenmiş olan o canlı, oluşan canlı zigot. Zigot oluştu. Bu zigot büyüdü, gelişti ve artık işlevsel gamet üretemiyor. Bu ne demektir? İşlevsel gamet üretememek kısır olmak demektir. Dolayısıyla arkadaşlar bu döllenmeden sonra olduğu için yani zigot oluştuktan sonra olduğu için nedir? Postzigotik bir engeldir. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Altıncı soru. Doğadaki çeşitli türlere ait popülasyonlarda tür içi varyasyonların korunmasına aşağıdakilerden hangisi katkı yapmaz? Şimdi tür içi varyasyonlarda bakalım hangisi katkı yapmıyor? Diploid bireylerin zararlı olsa bile çekinik alelleri bünyelerinde taşıyabilmeleri. Şimdi diploid bireyler iki en kromozomlu bireyler. Mesela bu birey heterozigot yapıda olabilir. Büyük h, küçük h şeklinde. Çekinik aleller normalde... Ee, homozigot olduğu zaman yani bir küçük a küçük a olduğu zaman zararlıyken heterozigot durumda zararlı olmayabilir arkadaşlar ve bu birey bu çekinik alleli çocuklarını aktarabilir. Bu ne yapar? Varyasyonların korunmasını sağlar. Olur. Popülasyon içerisinde dengeli seçilimin görülmesi. Bu da olur türci varyasyonların korunması için. Yani şöyle düşünün. Popülasyonda işte e, doğal seçilimin dengeli bir şekilde gerçekleşmesi. Yani hem erkeklerde hem dişilerde yok olmalar görülmesi veya işte zararlı alellerin ortadan kalkması. Bunlar ne yapar? Eğer dengeli bir şekilde olursa tür içi varyasyon korunabilir popülasyon içerisindeki heterozigot bireylerin uyum değerinin yüksek olması. Bakın az önce söyledim. Bu birey çekinik olsaydı ne yapardı? Ölürdü belki de. Ama heterozigot olduğu zaman ortama daha iyi uyum sağladığı için ne ne yapıyor? Dengeli bir varyasyon sağlanıyor. Popülasyon içerisinde frekansa bağlı seçilimin olması. Frekansa bağlı seçilim ne demektir arkadaşlar? Şöyle düşünün. Mesela kıvırcık saçlı bireylerin frekansı 0,1 8 olsun. Kıvırcık saçlı bireyler. Düz saçlı bireylerin frekansı ise 0,2 olur. Çünkü ikisinin toplamını 1 yapması gerekiyor. Popülasyon genetiğinde detaylı olarak anlatacağım size. Şimdi burada 0,8 olan bu kıvırcık saçlı bireyler ortamda daha fazla olmaz mı? Olur değil mi? Daha fazla olur. Dolayısıyla ortamdaki şartlar kıvırcık saçlı bireylerin yok olmasına doğru değişebilir. Burada frekansa bağlı bir seçilim gerçekleşir. Yani hangisi daha fazlaysa ona göre bir seçilim ya da hangisi daha azsa onun ortadan yok olması gibi gibi bir seçilim olabilir arkadaşlar. Frekansa bağlı seçilim bu demektir. Dolayısıyla bu da dengeli bir varyasyonun korunmasını sağlayabilir. Popülasyonda genetik sürüklenmenin görülmesi. Genetik sürüklenme ne demektir? Belirli bir genin veya genlerin popülasyondan başka bir popülasyona göç etmesi ya da popülasyonda kaybolması demektir arkadaşlar. Eğer popülasyonda genler kaybolursa varyasyon dengeli olmaz, varyasyon korunamaz, varyasyon çeşitliliği belki de azalır. Dolayısıyla genetik sürüklenme varyasyonu azaltan bir özelliktir. Korunmasına katkı sağlamaz arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Yedinci soru. Bu arada dediğim gibi hem evrim hem de biyoteknoloji soruları var bu videoda unutmayın. Bir insan geninin klonlanmasında konak organizma olarak bakteri yerine mayanın tercih edilmesinin asıl nedeni hangisidir? Bakalım. Mayanın küçük bir genoma sahip olması. Eğer küçük genoma bakacak olsaydık bakterinin genomu daha küçük. O yüzden bu değil. Mayanın tek bir hücreye sahip olması. E bakteri de tek hücreli. Bu da değil. Mayanın hızlı çoğalması bakteri de hızlı çoğalıyor. Bu da değil. Ökaryotlardaki transkripsiyon ve translasyon işlemlerinin prokaryotlardakinden farklılık göstermesi. Şimdi transkripsiyon ne demek? DNA'dan RNA üretilmesi. Translasyon da mesajcı RNA'daki bilgenin protein olarak aktarılması demektir. Şimdi prokaryot olan bakteri de şimdi sonuçta insan geni değil mi? Biz ökaryotuz. Bizdeki gen bakteriye aktarıldığı zaman farklı bir mekanizma ile transkripsiyon ve translasyon yapıldığı için bazı değişiklikler ortaya çıkabilir. Bazı farklılıklar görülebilir. Bunun yerine ökaryot olan maya kullanılırsa daha düzgün, daha sağlam proteinler elde edilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizi seçeneği olur. Edirne'ye baktığımız zaman diyor ki mayanın laboratuvar koşullarında kolayla yetiştirilebilmesi. Bakteri de laboratuvar koşulunda kolay yetiştiriliyor. Dolayısıyla olmaz. Cevabımız deniz ışıklı olur. Dikkat ederseniz böyle ışıklara baktığınız zaman elenebilecek şıklar var zaten. E, doğruyu kolaylıkla bulabiliyoruz. Sekizinci sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi evrimsel süreçte bakterilerde ortaya çıkmış bir olay değildir? Şimdi bakterilerin özelliklerini düşüneceksiniz. Bakteri kemosentez yapabiliyor mu? Evet bazı bakteriler yapabiliyor. Nitrifikasyon bakterileri mesela azot döngüsünde görev yapıyorlar. Fotosentez yapabiliyorlar mı? Evet. Mesela siyanobakteriler yapabiliyor. Vücut içi parazit. Bizim vücudumuzun içerisine girip parazit olarak yaşayabiliyorlar mı? Hastalıklara sebep olabiliyorlar. Olur. Bireyler arasında gen aktarımı. Mesela ee, bakteriler plazmitleriyle gen aktarımı yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama bakterilerde mitoz evreleri görülmez. Bakteriler basit ikiye bölünme şeklinde bölünürler. DNA'sını şöyle çoğaltır bakteri. Daha sonra etrafında şöyle hücre zarı, hücre duvar var. Direkt ortadan ikiye bölünme şeklinde bölünmeyi gerçekleştirir. Mitoz evreleri yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı olacak cevabımız. 2017 biyoloji 9. sorumuz. Eşeğli üreyen memeli hayvan türlerine ait popülasyonlarda yakın akraba olan organizmaların çiftleşmesi sonucunda ortaya çıkan soy iç üremenin etkileriyle ilgili. Şimdi yakın akraba olan organizmalar ne yapıyor? Çiftleşiyor. Mesela insanlar da düşünün. Yakın akrabalar evlendiği zaman ne olur? Çeknik özelliklerin ortaya çıkma ihtimali artar. Mesela o ailede diyelim ki orak hücre anemiliği var. Eğer yakın akraba olan bireyler mesela kuzenler birbiriyle evlenirse ne olacak? Bu çekinik özelliğin yani o orak hücre anemisinin ortaya çıkma ihtimali artar. Veya hemofili veya renk körlüğü bunların ortaya çıkma ihtimali artıyor arkadaşlar. Bakalım diyor ki popülasyonda çekinik homozigot özelliklere sahip bireylerin ortaya çıkma olasılığı artar. Az önce söylediğim gibi hemofili mesela x üzeri küçük k, x üzeri küçük bunun ortaya çıkma ihtimali artar. Popülasyonlarda soy iç üreme frekansının artması popülasyonların çevreye uyumunu olumlu yönde etkiler. Şimdi bakın soy içi ürerseniz eğer yani yakın akrabayla ürerseniz çeşitlilik azalır. Çeşitlilik azalırsa çevreye uyum da azalır. Tamam mı? Çünkü çeşitliliğin artması, genetik çeşitliliğin artması çevreye uyumu artıran bir olaydır. O yüzden bu yanlıştır. Soy türemenin sıklıkla gerçekleştiği popülasyonlarda çekinik genlerin neden olduğu kalıtsal hastalıkların görülme sıklığı artar. Zaten hemofiliden, urak hücre anemiliğinden bahsettik. Doğru dedik. Cevabımız denizi seçeneği 1 ve 3 olacak. Gelelim 10. sorumuza. 2017 FEN ÖABT diyor ki Zararlı böceklerin kimyasal pestisitlerle mücadelesinde bir zararlıya karşı ilk mücadelede kullanılan pestisit miktarı o zararlıya karşı sonraki yıllarda aynı oranda kullanıldığında böceğin sayıcı artışını engellemede ya da tamamen ortadan kaldırmada yeterli olmamaktadır. Yıllara göre ilk uygulamalara kıyasla giderek daha çok miktarda pestisit kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu örneği evrimsel açıdan irdeleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Yani Pestisiti yani ilacı böcekler için kullandığınız ilacı ilk kullanımınızda böceklerin belki de tamamını ya da %99'unu öldürebiliyorsunuz. Ama sonraki yıllarda aynı ilacı kullandığınız zaman bu etkiyi göremiyorsunuz. Bu etki giderek ne yapıyor? %80'lere %70'lere kadar hatta daha düşük bile olabiliyor. Bunun temel sebebi ne olabilir? Evrimsel açıdan düşündüğünüzde böcekler bu kimyasal zararlılara karşı bir direnç geni oluşturmuş olabilirler değil mi dirençli birey olmuş olabilirler arkadaşlar Mesela bizler için de bu geçerlidir aynı antibiyotiği uzun süre kullandığınız zaman e, hastalığınızın geçmediğini göreceksiniz bu antibiyotiğe bağlı bakterilere bağlı hastalığınızın Bunun sebebi nedir vücudumuzda bulunan bakteriler bir süre sonra bu antibiyotiklere karşı direnç geni oluşturuyorlar ve biz artık o antibiyotiklerden etkilenmiyoruz, iyileşmiyoruz. Bizlerde de, mesela ağrı kesiciler de öyledir. Uzun süre aynı ağrı kesiciyi, aynı ilacı kullandığınız zaman bir süre sonra bizim vücudumuzdaki hücreler o ilaçlara karşı direnç oluştururlar, e, o ilaçları artık tanırlar daha doğrusu. Dolayısıyla aynı etki göstermiyorlar. Bakalım. Diyor ki, pestisit uygulamalarına karşı hayatta kalabilen bireyler genetik olarak dirençli bireyler olarak tanımlanabilir. Evet, o pestisiti yani ilacı vurduğumuz zaman eğer ki birey hayatta kalıyorsa o zaman bu birey dirençli bireydir. Bu doğrudur. Pestisit uygulamasından sonra yaşamını sürdüren bireylerin genomunda bu yeni duruma uyum sağlayan alerjiler bulunabilir. Sen pestisiti uyguluyorsun. Birçok canlı %99'u ölüyor. Geriye kalan birlik kısım demek ki bu pestise karşı bir allel bulunduruyor. Bu yeni duruma uyum sağlayan bir allel bulunduruyor olabilir arkadaşlar. Doğrudur. Pestisit uygulaması sonrası hayatta kalabilen bireylerin oranının sonraki kuşaklarda artış göstermesi beklenir. E zaten diğerleri öldü. E geriye kalanlar bu pestisite karşı dirençli olan canlılar. Dolayısıyla bunlar üredikleri zaman ne olur? Sonraki kuşaklarda e bu pestisitten etkilenmeyen birey sayısı artar. O yüzden bu da doğru olur. Pardon soru gitti. Heh. Pestisit uygulaması pestisite dirençli bireylerin tümünde mutasyonla yeni bir aler oluşumuna yol açmıştır. Arkadaşlar tümünde mutasyonla yeni bir aler oluştursaydı o zaman bireylerin tamamı hayatta kalırdı. Burada bireylerin birçoğu ölüyor az bir kısmı hayatta kalıyor. Daha sonra ikinci uygulamada yine bir kısmı ölüyor, bir kısmı sağlıklı kalıyor. Dolayısıyla tümünde mutasyona e, mutasyonla yeni bir allel oluşmuştur diyemiyoruz. Cevabımız denizde. Bu durum doğa seçilimi örnek gösterir. Doğa seçilim nedir? Doğaya uyum sağlayanlar yaşarlar uyum sağlayamayanlar ölürler. İlaç kullanımı yapıldığı zaman o doğal şart yani o kimyasal ilaca karşı uyum sağlayanlar ne yaptı? %1'lik kısım yaşadı. %99'luk kısım öldü. Dolayısıyla doğal seçilime örnek gösterir arkadaşlar. Cevabımız deniz seçeneği olacak. 11. soru 2018 biyoloji diyor ki bitkilerin evrimleşme süreci incelendiğinde ortaya çıkma sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım döl almışı, İletim demetleri çiçek ve tohum demiş. Şimdi biz bitkileri incelediğimiz zaman bitkileri şöyle ayırıyorduk değil mi? Damarsız, tohumsuz bitkiler. Şöyle suz yazayım yanına. Daha sonra damarlı şöyle yazayım. Damarlı tohumsuz bitkiler. En sonda ne diyorduk? Damarlı tohumlu bitkiler. Damarlı tohumlu bitki Arkadaşlar o zaman en ilk ortaya çıkan nedir? En ilk iletim demeti ortaya çıkmış. Çünkü bakın damarsız tohumsuzken damarlı tohumsuz olmuş. Burada damar dediğimiz iletim demetidir. O zaman iletim demeti ilk olarak ortaya çıkmış diyebiliriz. Sonra bakıyorum. Damarlı tohumsuzdan sonra damarlı tohumlu olmuş. Çiçek ve tohum var. İlk önce çiçek oluşacak ki o çiçek bir tohum oluştursun. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne olur? Çiçek gelir. Yok önce pardon bir dakika durun. Ee, burada ilk önce şimdi iletim demeti dedik. Şimdi dön almaşını ben sonradan katacağım size. İlk önce iletim demeti dedik. Sonrasında e, bir tohum oluşması gerekiyor. Kendi yani damarlı tohumlu dedik ya. Damarlı tohumluları da biz kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Açık tohumlular ve kapalı tohumlular. Bakın açık tohumlu kapalı tohumlu. Açık tohumlularda gerçek bir çiçek yoktur. Tohum var ama çiçek yok. O yüzden ikinci sırada tohum olur. Sonra da ne oluşmuştur? Çiçek oluşmuştur. Peki döl almaşını nereye alacağız? Döl almaşı neydi? haploid evre ile diploid evrenin birbirini izlemesiydi. Bu ta karayosunlarından beri yok mu? Var. O zaman en ilk oluşan nedir? Buna sıfır yazayım isterseniz. En ilk oluşan nedir? Döl almışıdır. Yani şu şekilde gitmesi gerekiyor. 1, 2, 4, 3 şeklinde gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 12. sorumuz. Bir öğretmenin öğrencilerine sunduğu çalışmalarından hangileri geleneksel bitki ıslahı yöntemleri kapsamında olmayan bitki biyoteknolojisi ve genetik mühendisliği uygulamaları arasında yer alır? Şimdi geleneksel olmayacak, tamam mı? Biz daha teknolojik şeyler arayacağız burada. Bakalım. Yabani otlarla etkili mücadelede mücadele için herbisitlere karşı dirençli transgenik Kültür bitkileri geliştirme. Şimdi transgenik diyorum ben burada. Transgenik diyorsam o zaman bu bitki nedir? Ee, modern teknoloji yöntemleri kullanılmıştır. Çünkü gen aktarımı yapılmış. O yüzden bunu alırım. Buğday ve çavdar arasındaki bir çaprazlama sonucu yeni bir hibrit tohumun üretilmesi. Ee, Buğday ve çavdarı ben geleneksel yöntemlerle kolaylıkla çaprazlayabilirim. Dolayısıyla bu geleneksel bir yöntemdir. Bir çeltik bitkisine A vitamini öncülünün üretiminden sorumlu genin aktarılarak bakın gen aktarımı varsa zaten nedir? Modern biyoteknolojidir. O yüzden bu bitkinin çoğaltılması nedir? Moderndir. Biz bunu da alacağız. Bize geleneksel olmayanı sorduğu için cevabımız 1 ve 3 C şıkkı olacaktır. 13. sorumuz şöyle şurayı silelim. Diyor ki bazı insanlarda kemik ili hücrelerindeki bir genin kusurlu olması nedeniyle bir tip bağışıklık yetersizliği hastalığı ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık gen terapisi yoluyla tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Retrovirüslerin kullanıldığı bu tedavi süreci aşağıdaki gibidir. Retrovirüsler neydi? RNA'dan DNA sentezleyebilen virüslerdi, değil mi? Şimdi normal insan genini almışlar burada. Bu klonlanan normal genin RNA versiyonu virüsün RNA genomuna verilmiş arkadaşlar. Virüse insandan aktarılan bir RNA veriliyor. Daha sonra hastanın kemik iliğinden alınan hücreler bu virüslerle enfekte ediliyor. Virüsün DNA'sı hücrenin kromozomuna katılıyor. Tamam. İnsan kromozomu burada ilgili hastanın kemik iliği hücresi bu. İnsan kromozomuna aktarılmış oluyor. Diyor ki, bu hücreler hastanın kemik iliğine enjekte edilir. Peki böyle bir tedavinin başarılı olabilmesi için hangileri doğrudur? Şimdi tedavi şöyle bir baştan gözden geçirelim. Şimdi insandaki geni alıyorlar. Bu geni DNA sonuçta bu. RNA türüne sokup gelip retrovirüsü aktarıyorlar. Bu retrovirüsü daha sonra insandaki kemik iliği hücrelerini alıp retrovirüsü kemik iliği hücrelerine aktarıyorlar. Kemik iliği hücrelerindeki DNA'ya Virüsteki DNA yani virüs sonuçta RNA'dan DNA sentezleyebiliyor ya bu RNA'dan DNA'yı sentezliyor. Bu DNA'yı da insandaki o kemik ili hücrelerindeki neye veriyor arkadaşlar? Kromozoma yani DNA'nın yapısına katıyor. Diyor ki bu tedavinin başarılı olabilmesi için hangileri doğrudur? Bakalım. Diyor ki gen aktarımı yapılan kemik iliği hücrelerinin bölünebilme yeteneklerini sürdürmesi gerekir yani Evet bölünebilme yeteneğini sürdürsün ki hücreler çoğalsın Dolayısıyla bu hastalıkta ortadan kalksın O yüzden bu olur hasta bireye gen aktarımı yapıldığı için bağışıklık sisteminin baskılanması gerekir Şimdi eğer bağışıklık sistemini baskılarsak ne olur bu durumda bağışıklık sistem baskılanırsa hastanın bu kişinin e, mikroplara karşı direnci azalır. Dolayısıyla arkadaşlar hem mikroplara karşı direnci azaldığı için zaten hastalık da bu kişinin bağışıklık sistemini etkilediği için. Dolayısıyla bizim bağışıklık sistemini yükseltmemiz gerekiyor. Baskılamamız gerekmiyor. Retrovirüsün taşıdığı yabancı genin kemik kemikliği hücresinde ifade edilmesi. İfade edilmesi demek yani sentezlenmesi, yeniden üretilmesi demektir. Evet, bu yabancı genin kemik ili hücresinde tanınması gerekiyor, ifade edilmesi, sentezlenmesi gerekiyor. Ne olacak? 1 ve 3 doğru olur. Cevabımız denizi seçeneği olur. 14. soru. Günümüzde biyoteknoloji çalışmalarında ökaryotik bir canlıdan bakterilere aktarılan bir genin bakterilerde de ifade edilebildiği kanıtlanmıştır. Bu gözlemler evrimsel açıdan değerlendirildiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Bakalım. Şimdi ökaryotik bir candan bakteriye gen aktarımı yapıyorsunuz. Bakteri bu geni kullanıp yeni bir işte o gene göre bir protein sentezleyebiliyor. Bunu da evrimsel açıdan ne söylenebilir bununla ilgili? Bakterilerde ve ökaryotik hücrelerde genetik yapı birbirine çok benzerdir demiş. Yani okuyalım bakalım diğerlerinde. Genetik yapı dışarıdan müdahale ve çevresel etmenlerle mutasyona uğratılabilir. Santral doğma, prokaryotların ortaya çıkmasından beri var olan ortak bir süreçtir. Her gen bakteriden omurgalıya kadar tüm canlı türlerinde ifade edilmektedir. Prokaryotik ve ökaryotik canlı türlerinde proteinler açısından farklılaşma olmamıştır. Şimdi arkadaşlar e şıkkına baktığınız zaman prokaryotlarda ve ökaryotlarda proteinler açısından farklılaşma olmamış olsaydı biz bakteriyle aynı olurduk. Dolayısıyla bununla bilgisi yoktur. Her gen bakteriden omurgalıya kadar tüm canlı türlerinde ifade edilebiliyor olsaydı o zaman ben omurgalıdan aldığım bir geni mesela başka bir omurgalıda da üretebilirdim ya da işte Mesela bir başka bir canlı da üretebilirdim. Dolayısıyla ortak bir gen olması gerekiyor, yani ortak özellik olması gerekiyor. O yüzden bu da değil. Sonuçta biz evrimsel açıdan bunu kanıtlamaya çalışıyoruz. E, santral doğma. Santral doğma ne demek? İlk önce onu söyleyeyim Şimdi DNA'dan RNA üretiyoruz. RNA. RNA'dan da protein üretiyoruz. DNA'dan DNA da zaten sentezlenebiliyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Santral doğum olayı diyoruz. Santral doğma olayı DNA'nın proteine dönüşme olayından bahsediyor aslında. Bu olay tüm canlılarda ortaktır. Var olan ortak bir süreçtir. Yani bakteride de görülür en basit olan, en gelişmiş olan insanda da görülür. Dolayısıyla bunun evrimsel açıdan ifade edilebilir tek özelliği C şıkkı santral doğma olayının ortak olmasından kaynaklanıyor. B ve A şıkkına baktığınız zaman zaten bunların ee, tamam doğru olur Hani bakterilerle ökaryot hücrelerdeki genetik yapı birbirine benzerlik gösterir ama bunu evrimsel açıdan değerlendiremezsin burada evrimsel açıyı bize sorduğu için cevabımız ne olacak C şıkkı olacak 15. Galapagos adaları zaten e, evrimcilerin en çok e, araştırma yaptığı adalardır Galapagos adalarında yaşayan mavi ayaklı sümsük kuşlarında erkek bireyler Parlak mavi ayaklarını dişilerin dikkatini çekecek şekilde kaldırarak dişilere kur yaparlar. Bu şekilde kur yapmayan farklı türlere ait erkek bireyler dişilerin ilgisini çekmediği için aralarında çiftleşme gerçekleşmez. Mavi ayaklı sümsük kuşlarında görülen bu üreme yalıtımı aşağıdaki yalıtım mekanizmalarından hangisine örnektir? Mekanik yalıtım demişim. Mekanik yalıtım nedir? Mekanik yalıtım şu. Üreme organlarının birbiriyle eee kaynaşmaması yani birbirine uyumlu olmaması demektir. Dolayısıyla bu üreme organıyla bir şey yoktur. Zamanı zamanlamaya dayalı yalıtım şöyle. Gametlerin farklı zamanlarda üretilmesi özellikle bitkilerde bu görülür. Mesela mayıs ayında dişiler yumurtalarını üretirken haziran ayında erkekler polenlerini üretebiliyor. Bu zamanlamaya da, dayalı yalıtımdır. Bu da değildir. Habitat yalıtımı yaşam alanı yalıtımıdır ki zaten bu tamamen canlıların farklı ortamda yaşamasını gösteriyor. Bu da değildir. Gamete dayalı yalıtım gametlerin birbirine uyumlu olmamasıdır arkadaşlar. Yani mesela bir polenin başka bir çiçeğin yumurtasına uyumlu olmamasından gelir. Bu da değildir. Burada tamamen olayımız nedir? Davranışa dayalı yalıtımdır. Eğer sümsük kuşu işte dişilerine kur yaparsa çiftleşme gerçekleşiyor. Yapmazsa dişinin ilgisini çekmediği için çiftleşme gerçekleşmiyor. Bir davranış olayı vardır. Dolayısıyla davranışa dayalı yalıtım gerçekleşir. 16. sorumuz. Hayvanlarda türleşme ve soy tükenme hızı ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Bakalım. Popülasyonlarda genetik çeşitliliğin yüksek olması canlı türlerinin ortadan kalkma hızını azaltıcı yönde etkiler. Şimdi genetik çeşitlilik fazlaysa ne kadar fazlaysa türlerinde ortadan kalkma hızı o kadar yavaş olur. Çünkü şöyle de dedi dedim ya size. Çeşitlilik varsa ortama uyum yükselir dedim. Eğer burada genetik çeşitlilik varsa ortama uyum yüksektir. Dolayısıyla türlerin ortadan kalkması azalır. Bu doğrudur. Coğrafik yayılış alanları geniş olan kozmopolit türlerin nesillerinin tükenme hızı yayılış alanları dar olan türlerinkine göre daha fazladır. Şimdi coğrafik e, yayılımı fazlaysa eğer genişse şöyle düşün çamlar arkadaşlar hemen hemen her iklimde görülebiliyor değil mi peki bu çamların sizce ortadan kalkma hızı mı daha fazla olur yoksa mesela ispir meşesi var ispir meşesi miydi öyle bir şey miydi İspir meşesiydi galiba ya yanlış hatırlamıyorsam ya da sığla ağacı. Bunlar nedir? Yayılış alanı daha dar olan türlerdir. Ortamdaki şartlar bozulduğunda bu sığla ağacı ortamdan yok olma tehlikesine girmez mi? Girer. Dolayısıyla yayılış alanı dar olan türlerin ortamdan yok olma hızı, yok olma ihtimali daha fazladır. Burada tam tersini söylemiş, yanlıştır. Türleşme hızı hayvan taksonlarına, coğrafik bölgelere ve zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tabii ki bu her canlı için, her tür için geçerlidir. Hayvanların taksonlarına, yani e, bulundukları gruba, co yaşadıkları coğrafik bölgeye ve zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir arkadaşlar. C şıkkı olur cevabımız 1 ve 3 doğrudur. 2020 biyolojiye geldik. Diyor ki yakın akraba türler arasında çiftleşmenin engellenmesine ya da çiftleşme gerçekleşse bile döllenmenin engellenmesine neden olan üreme engelleri prezigotik engeller denir. Zaten söyledim hani prezigotik engeller döllenmeden önce gerçekleşen engellerdi. Diyor ki hangisi diyor prezigotik engellerden biri değildir? Bakın. Prezigotik engelde döllenme olmayacak. zamanı dayalı yalıtım farklı zamanlarda üreme organını üreme hücrelerini üretebilirler. Dolayısıyla döllenme gerçekleşmez. Bu olur. Bu prezigotik engeldir. Habitata dayalı yalıtım, farklı alanlarda yaşadıkları için bir araya gelemiyorlar. Doğru olur. Davranışa dayalı yalıtım, az önce gösterdik. Kur yapmadığı için çiftleşme olmuyor. Dolayısıyla bu da olur. Mekanik yalıtım, çiftleşme organları birbirle uyumlu değil. Dolayısıyla zigottan önce yani döllenmeden önceki yalıtımdır. Hibrit kırılması. Hibrit ne demekti? Döllenmiş olan yumurta demekti, değil mi? Zigot demekti yani. Bu zigotun kırılması, zigotun ölmesi, kısır olması, bunlar nedir arkadaşlar? Döllenmeden sonra gerçekleşen bir mekanizmadır. O yüzden de prezigotik değil nedir? Postzigotik engeldir. Gelelim 18. Soruya. Canlılara gen aktarımı ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Bakalım. Gen aktarımı sadece yakın akraba türler arasında gerçekleşebilir. Bakteriden yani bizden bakteriye bir aktarım olmuyor mu oluyor? Biz bakteriyle yakın akraba mıyız? Hayır, sadece yakın akraba olmaz, uzak akrabalarla da olur. Aktarılan genler bir dölden diğer döle geçemez. Bizim amacımız zaten genlerin bir dölden diğer döle geçmesidir. Dolayısıyla gen aktarımında aktarılan genler ileriki kuşaklara aktarılır arkadaşlar bu yanlıştır. Bu yöntem kalısal hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Az önceki sorunun örneğindeki gibi gen aktarımıyla kalısal hastalıklar tedavi edilebilir. Doğrudur. Doğru olanı sorduğu için yalnız 3 cevabımız C şıkkı olacak. 2021 Biyoloji ABT'ye geliyoruz. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi yakın akraba türler arasındaki üreme yalıtımını sağlayan postzigotik engellerdendir? Bakın 2020'de prezigotiki sormuş. 2021'de postzigoti soruyor. Postzigotik döllenmeden sonra. Hatta dikkat ederseniz sanırım evet bakın şıklarda aynı. Habitat yalıtımı neydi? Yaşam alanı yalıtımıydı. Bu prezigotik engeldi. Mekanik yalıtım yine e, üreme organlarının birbirine uyumlu olmamasıydı. Dolayısıyla prezigotik yalıtımdı. Gamete dayalı yalıtım gametlerin birbirini döllenmemesiydi arkadaşlar. Prezigotik yalıtım. Davranışa dayalı yalıtım. işte erkeklerin dişi cezbetmemesiydi. Bu neydi? Bu da prezigotik engeldi. Ama hibrit kırılması döllenmeden sonra gerçekleşen yani oluşan zigotun ölmesi kısır olması. Dolayısıyla bu nedir? Postzigotik engeldir. Cevabımız eşit olur. 20. soru. Hayvansal ve bitkisel ürünlerin üretimindeki uygulamaları ve bunların sonuçlarını inceleyen bir öğrenci diyor bilgilerine ulaşmıştır. Bu uygulamalardan hangileri doğal seçilim örnektir? Bakalım. Üreticilerin sahip olduğu dişi kısırlar arasında süt üretimi fazla olan sığırları seçerek çoğalmalarını saldı. Sen süt üretiminin fazla olduğu sığırı seçiyorsun. Dolayısıyla kendi elinle yapıyorsun. Bunu doğa yapmıyor. O yüzden bu yapay seçilimdir. Patates ekim alanlarında patates böceğine karşı pestisit uygulanması nedeniyle patates böceklerinin direnç kazandı. Şimdi ben ilacı veriyorum ama patates böceği kendi kendine direnç kazanıyor. O nedir? Bu doğal seçilimdir. Kullanılan tohumluk buğdaylar arasından verimliliği yüksek olanların seçilerek bakın biz seçiyoruz burada seçimi biz yapıyoruz o yüzden bu yapay seçilimdir bize doğal seçilim olanları sormuş cevabımız ne olur bursa şıkkı yalnız iki olacak Gelelim 21. soruya 2021 Fen ÖABT diyor ki bir model organizma olan Arabidopsis thaliana modern moleküler e, biyoteknoloji teknikleri kullanarak ayrıntılı bir şekilde araştırılmış ve bütün genomu sekanslanmış ilk bitki türüdür. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdaki özelliklerden hangisi? Arabi Arab okuyamıyorum da Arabidopsis Talyana'nın model organizma olarak tercih edilmesinin nedenlerinden biri olamaz. Bakalım aslında burada diyor ki bir canlı e, araştırma için bir canlının araştırma için uygun olan özellikleri nelerdir? Bu özellikleri soruyor bize bakalım. Laboratuvarda kolaylıkla yetiştirilmesi bu olur değil mi? Laboratuvarda kolaylıkla yetiştireceğim ki ben bunu çoğaltabileyim. Dolayısıyla olur. Küçük bir genoma sahip olması. Evet genomunu kolaylıkla inceleyebiliyorum. Hücrelerinin yabancı DNA ile kolay değişime uğratılması zaten aradığımız en önemli özelliklerden bir tanesi budur. Jenerasyon süresinin çok kısa olması ve çok sayıda tohum üretmesi. Mesela Mendel neden bezelyeleri kullanıyordu? Çünkü çok sayıda özelliği vardı ve kısa sürede çok sayıda döl veriyordu. O yüzden seçmişti. Olur. Hardalgiller ailesine ait bir bitki olması, hardal olması, salatalık olması, marul olması bizi hiç ilgilendirmez. Burada bizim bakacağımız özellikler kolay yetiştirilecek, işte üreme süresi kısa olacak. Çok sayıda döl verecek. Dolayısıyla değişikliği yanlış olur. 2021 biyoloji öğbeteden yine devam ediyoruz. Burada burada da aynı 2021. Burada da aynı. Diyor ki poliploidi ve poliploid bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Poliploidi neydi? E, kromozom sayısının artışıydı değil mi? Türler arası hibridizasyon sonucu Poliploid bireyler oluşabilir. Oluşabilir arkadaşlar. Şöyle çilek mesela 2n kromozomlu bir çilek bitkisiyle 2n kromozomlu bir çilek bitkisi işte e, laboratuvar ortamında birleştirilip 4n kromozomlu daha büyük çilekler oluşturulabilir. O yüzden bu olur. Bu bu ayrıca türler arasında da olabilir. Yani aynı tür olmak zorunda değil, başka türler arasında da olabilir. Hücrede kromozom sayısının artışı sadece poliploidi ile meydana gelir. Şimdi şöyle düşünün. Zaten ben her zaman diyorum. Sadece kesinlikle gibi şeyler görüyorsanız orada bir yanlışlık arayın diyorum. Arkadaşlar, kromozom sayısının artışı ne demektir? Mesela bizler 46 kromozomuz. Down sendromlu bireyler 47 kromozom. E bu bir poliploid ile meydana geliyor? Hayır, mutasyonla meydana geliyor. Sadece poliploid ile meydana gelmez, mutasyonla da meydana gelebilir. O yüzden bu yanlıştır. Poliploid sonucunda oluşan kromozomların toplam sayısı tek ise bu bireyler genellikle kısır olur. Arkadaşlar bu bireylerde genelde mayoz bölünme hani görülmediği için dolayı görülemediği için daha doğrusu çünkü tek sayı olduğu zaman mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla genelde kısır oluyorlar. Gamet üretemiyorlar. Doğru. Poliploid bireyler izolasyon mekanizmalarıyla mekanizmalarıyla yeni türlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Olabilir mesela polipiloid bir birey oluştuğunu düşünün. İzole ettik biz o bireyleri. İzole ettiğimiz zaman o bireyler işte sürekli varyasyonlarla yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Poliploid bireyler oluşurken haploid kromozom sayısının katları şeklinde artış meydana gelebilir. Haploid kromozom ne demekte? N kromozom. Bunun katları şeklinde meydana artış gelebilir arkadaşlar. Mesela en en 2 en olabilir. Veya en 2 en ne olur? 3 en olabilir. Dolayısıyla bu durumda ortaya çıkabilir. Cevabımız B şıkkı olacak. 23. soru. Jel elektroforezi büyüklükleri, elektrik yükleri ya da diğer fiziksel özellikleri farklılık gösteren nükleik asitlerin ya da proteinlerin ayırt edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem şeyde de çok çıktı değil mi? Bu COVID döneminde çok çıktı bu yöntem. DNA'nın ayırt edilmesi için gerçekleştirilen agaroz jel elektroforezi ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Bakalım. Diyor ki bu yöntem ile doğrusal DNA moleküllerinden oluşan bir karışım bantlar şeklinde birbirinden ayrılır. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şimdi DNA bir doğrusal DNA'lardan oluşan bir karışım var. Şöyle elimizde bir tüpün içerisinde bir karışım var. Bu karışımı ben elektrojen elektroforezinin içerisine döktüğüm zaman bunlar bant şeklinde şöyle büyüklüklerine göre uzunluklarına göre birbirinden ayrılabiliyorlar. Dolayısıyla doğrudur. Negatif yüklü DNA molekülleri pozitif kutba doğru ilerler. Bakın şurası pozitif şurası negatif kutup olduğunu düşünün. Neydi? Zıt yükler birbirini çekiyordu. Dolayısıyla DNA pozitif olduğu zaman pozitif yüklü olduğu zaman eksi kutba doğru gidecek eksi yüklü olduğu zaman da artı kutba doğru gidecek. Yani zıt yükler birbirini çekecek. Doğru. Kısa DNA molekülleri uzun DNA moleküllerinden daha yavaş ilerler. Şöyle düşünün. Yani yani kısa boylu bir DNA molekülü, yani küçük bir molekül daha yavaş mı gider, daha mı hızlı gider? Küçük molekül daha hızlı gider. Burada daha yavaş ilerler demiş. Bu yanlış olur. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak cevabımız Bursa seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. 2022 Biyoloji ABT'ye geçtik. Şimdi daha devamı var. Çünkü 2022'den sonra YGS, LYS sorularına da bakacağız. Bir ara biliyorsunuz Evrim ee, lise öğrencilerine de okutuluyordu. Bir hayvan türünde ortaya çıkan yeni bir alelin kaynağı hangileridir? Arkadaşlar yeni bir alel mutasyonla ortaya çıkmış olabilir mi? Olabilir değil mi? Mutasyonla ortaya çıkmış olabilir. Mayozla yeni bir alel ortaya çıkar mı? Mayozla yeni bir alel düşünsenize. Mesela kıvırcık saç var, düz saç var, bir de dalgalı saç var mesela. İşte kıvırcık saç aleli mayoz bölünme geçirirken dalgalı saçın oluşma ihtimali var mı? Yok. Bakın ben bu sadece bir örnek olarak veriyorum. Sonuçta dalgalı saçı sahip insanlar da var. Dolayısıyla bu bir mutasyon sonucunda ortaya çıkmıştır. Mayoz bölünme sonucunda değil. Doğal seçilim. Doğal seçilimde yeni bir allel ortaya çıkmaz. Bakın yeni allele sahip bireyler ortaya çıkabilir ama direkt yeni bir allelin ortaya çıkmasını sağlayan tek şey mutasyondur. O yüzden olmaz cevabımız aşık olur. 25. soru. Bu arada 2022'de bu evrimle ilgili o kadar çok soru sordular ki hani dedim bu komisyondan biri kesin bu evrimle ilgilenen birisiydi yani o soruları hazırlamıştır kesin. Doğal seçilim bir popülasyonda bazı fenotipleri destekleyerek kalıtılabilen özelliklerin frekans dağılımını değiştirebilir. Popülasyonlarda gerçekleşebilen mekanizmalardan hangileri bir popülasyonda fenotipik olarak varyasyonu artırıcı yönde işleri görür? Bakalım yönlü seçilim, dalga, dallanan seçilim ve kararlı seçilimden bahsetmiş bize. Arkadaşlar burada yönlü seçilim ne demektir? Yönlü seçilim, bakın. Yine ben kıvırcık saç ve düz saçtan bahsetmek istiyorum. Hani şurada bulunan bireyler kıvırcık saçlı olsun, burada bulunan bireyler de düz saçlı olsun. Eğer ki seçilim sadece düz saça doğruysa, yani şöyle bir birey sayısı, şu da birey sayısı olsun. Düz saçlı bireylerde daha çok birey varsa, düz saçlı düz saça sahip daha çok birey varsa bu yönlü seçilimdir. Ve bu varyasyonu artırmaz. Aksine sadece düz saçlı veya çoğunlukla düz saçlı bireylerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu olmaz dallanan seçilim. Dallanan seçilim nasıldır? Şöyledir. Bakın, hem kıvırcık saçta birey vardır hem düz saçta birey vardır. Her iki özellikle de birey olduğu için e, varyasyonu bu artırabilir. O yüzden bu olur. Kararlı seçilim. Kararlı seçilim nasıldır? Bu da şöyle. Kararlı seçilim ikisinden de az az vardır. Şöyle ortada biraz daha sayısı artmıştır. Dolayısıyla kararlı seçilimde de bir varyasyon artışı, görülmez çeşitlilik artışı görülmez. Sadece dallanan seçilim. Her ikisinde de e, yüksek özellik, yüksek özelliğe sahip bireyler görüldüğü için Dolayısıyla dallanan seçilim daha e, varyasyonu sağlayan seçilim olarak söylüyoruz arkadaşlar. Gelelim 26. sorumuza. Yarasalar ve kuşlar karşılaştırıldığında özelliklerinden hangilerinin konvergent evrim sonucunda oluştuğu söylenebilir. Şimdi konvergent evrim ne demektir? Canlılar farklı sınıflardadır ama özellikleri birbirine aynıdır. Mesela yarasa memelidir, değil mi? Kuşları zaten biliyoruz kuş. Şimdi burada bu ikisinin ortak özelliği nedir? Uçabilmeleridir. Şimdi yarasa memeli olduğu halde uçabiliyor. Kuşların çoğunluğu zaten uçabiliyor. Ön üyelerinin kanat şeklinde olması konvergent evrimdir. Yani bunlar farklı canlı türleridir ama özellikleri birlikte ilerler. Dolayısıyla konvergent evrime bir örnektir bu. Sonra geliyorum. Kalplerinin dört odacıklı olması. Biri memeli, biri kuş. İkisinin de kalbi dört odacıklı. O, da, o zaman bu da konvergen evrimdir. Amniyotik yumurtaya sahip olmalı. Şimdi amniyotik yumurta arkadaşlar bunların sadece ikisinde görülen bir özellik değildir. Sürüngenlerde de görülen bir özelliktir. Dolayısıyla bu ikisi arasında gerçekleşen bir konvergent evrim olayı değil, üçü arasında gerçekleşen bir konvergent evrimdir. Dolayısıyla bunu alamam. Cevabım ne olur? 1 ve 2 denizli seçeneği olacak. 27. sorumuz. Prokaryotik hücreden ökaryotik hücrenin evrimleşmesi sürecinde diyor. Olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Önce olaylarımızı bir okuyalım. Mitokondriye dönüşecek bakterilerin endositozla hücre içerisine alınması. Plazma içeri doğru kıvrımlar yaparak hücre hacmini artırmaksızın yüzey alanını artırması. Hücrenin kalıtsal materyalinin dıştan zarla kuşatılması. Şimdi arkadaşlar, prokaryotik hücreden ökaryotik hücre oluşurken ilk önce oksijenli solunum ortaya çıkıyor. Oksijenli solunumun ortaya çıkması için de plazma zarı ne yapıyor? İçeriye doğru böyle kıvrımlaşıyor. O yüzden birinci sırada bu gerçekleşecek. Daha sonra çekirdek zarı oluşacak. Yani kalıtsal materyal dışarıdan zarla çevrilecek, çekirdek zarı oluşacak. Sonrasında mitokondri içeriye alınıp mitokondri içeriye alıp artık oksijenli sonun özelleşmiş bir organelde gerçekleşecek. Yani 3. sırada da bu olur. Dolayısıyla 2 3 1 şeklinde olur. Cevabımız deniz seçeneği olur. Bunları şimdi burada böyle çözüyoruz rahat rahat ama sınavda çok farklı bir psikoloji oluyor biliyorsunuz 2022'ye ben de girdim. Hani hatırlamıyorum gerçekten soruları ne yaptığımı ama burada oturup soruları yaptığım zaman çok kolay sorularmış gibi geliyor. Ama sınav psikolojisi gerçekten çok farklı bir psikoloji. kendinize sınava hazırladığınız kadar o psikolojiye de hazırlayın arkadaşlar. Diyor ki evrimsel süreçte gerçekleşen genetik sürüklenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Genetik sürüklenmeden bahsediyor. Diyor ki etkileri küçük popülasyonlarda daha çok bellidir. Şimdi küçük bir 100 kişilik bir popülasyon olduğunu düşünün. Burada bir genetik sürüklenme ortaya çıktı. Yani mesela bir allergen ortadan kalktı. Mesela düz saça sahip olan allerler işte ortadan kalktı azaldı. Küçük popülasyonda daha belirgin olarak ortaya çıkar bu özellik. Yani 10 tanesinde düz saç görülürken geri kalan 90 tanesinde kıvırcık saç görülür. Dolayısıyla arkadaşlar küçük popülasyonlarda daha belirginir. Bir popülasyonun içerisinde dışarıdan gerçekleşen göç bir popülasyonda genetik sürüklenmeye neden olur. Şimdi genetik sürüklenme demek genomun kaybedilmesi demektir. Eğer dışarıdan içeriye bir göç gerçekleşiyorsa genetik sürüklenme değildir. Bu genin aktarılması demektir. Yani gen havuzunun zenginleşmesi demektir aslında. Dolayısıyla bu genetik sürüklenme olmaz arkadaşlar. Bu cevabımız olacak. Bu yanlıştır. Allel frekansının rastgele değişimine neden olabilir. Evet mesela düz saç alleli 0,8'den 0,5'e veya 0,2'ye düşebilir. Rastgele değişimine sebep olabilir. Bir popülasyonda ortaya çıkan dar boğaz etkisi genetik sürüklenmeye yol açabilir. Dar boğaz neydi? Mesela 1000 kişilik bir popülasyondan sadece 100 kişinin kalması dar boğaz etkisiydi. Dolayısıyla genetik sürüklenme olabilir arkadaşlar. Doğru. Bir popülasyonda bir allelin ortadan kalkmasına neden olabilir. Evet mesela düz saç alleli ortadan kalkabilir. Tamamen işte e, frekansı sıfır olabilir arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olur. 29. soru. Hücrelerde protein sentezinde işlev gören kodonlar evrensel olup bazı istisnalar dışında canlılarda aynı amino asidi şifrelemektedir. Bu özellikten faydalanılarak biyoteknolojide diye uygulamalarından hangileri gerçekleştirilebilir? Bitkilerde böcek öldürücü bakteriyel proteinlerin üretimi. Şimdi hemen hemen amino asitler aynı olduğu için bitkilerde ne yapabiliriz? Bu bakteriyi işte öldürücü bakteriyel protein üretebiliriz. Sonuçta gen, genini aktardığınız zaman kolaylıkla üretebiliyorsunuz. Bakterilerde insülin hormonu üretimi. Zaten insülin hormonu bakterilerle üretilerek ilacı üretiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu yapabiliriz. Bazı virüs, virüslere karşı mesajcı RNA aşıların üretimi. Bakın mesajcı RNA aşıları COVID'de üretildi değil mi? Evet. Bu mesajcı RNA aşıları kim tarafından üretiliyor? Mesela bakteri kullanılarak üretiliyor mesaj RNA aşıları. Virüse karşı üretiliyor. Dolayısıyla eğer bizim genomumuzdaki o dizilimler ve o aminasitler aynı kodonlarla şifrelenmemiş olsaydı bunları üretimi imkansız olurdu. O yüzden bu da olur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 30. sorumuza geliyoruz diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğada yakın akraba türlerin, hayvan türlerinin gen havuzlarının karışmasını önleyen prezigotik engellerden biri değildir? Prezigotik neydi? Döllenmeden önce gerçekleşecekti. Aynı coğrafyada farklı habitatları paylaşan iki türün bireylerinin normal süreçte birbirleriyle karşılaşmaları, kar karşılaşmamaları. Döllenmeden önce mi? Evet, o zaman prezigotik. Aynı alan içerisinde yaşayan iki türün üremelerini farklı sezonlarda gerçekleşmeleri bu zamana dayalı yalıtımdır. Dolayısıyla olur. Döllenmeden önce oldu. Aynı alan içerisinde yaşayan iki türün çiftleşme öncesi farklı kur davranışları sergilemesi. Bu da davranışa dayalı yalıtımdı. Değil mi? Olur. Prezigotik engeldir. Sucul ortama bırakılan iki türe ait gametlerin yüzey proteinlerinde farklılık olması gamete dayalı yalıtımda. Değil mi? Gametlerin uyumsuz olmasıydı. Bu da prezigotiktir oluşacak olan hibrit bireylerin kısır olması. Bakın birey hibrit oluyorsa kısır oluyorsa bu nedir? Döllenmeden sonra gerçekleşmiştir. Yani postzigotik engeldir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Bu prezigotik engel değildir. Gelelim YGS, LYS sorularına artık. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinin canlılığın okyanuslarda ortaya çıktığını kanıtlamak için kullanılmaz. Bakalım. Canlıların vücut sıvılarının derişiminin deniz suyuna benzerlik göstermesi. Şimdi deniz suyu yani okyanus suyuna benzerlik gösteriyorsa o zaman canlılığın okyanusta kal çıktığını kanıtlayabilir, değil mi? Kullanılabilir. O yüzden bu olur. En eski fosillerin deniz canlılarına ait olması olur. Eğer karaya ait bir canlı bulamamışsanız, ilk canlılığın denizde ortaya çıktığını düşünebilirsiniz. Olur. Canlı şubelerinin çoğunun denizlerde yaşayan üyelerinin bulunması. Mesela memelilerde denizlerde yaşayan üyesi var mı? Var. Sürüngenlerde var mı var. Dolayısıyla okyanuslarda denizlerde ortaya çıktığını kanıtlayabilir. Okyanusların karalara göre daha kararlı ortam olması yani daha dengeli ortam olması arkadaşlar karaya göre. Çünkü karada çok farklı koşullar ortaya çıkabiliyor. Arada bir çoluk çocuk sesi dediğim gibi gelebilir arkadaşlar. Kapıyı falan açmaya çalışıyor. E, dolayısıyla bahsettiğim gibi okyanusların karalara göre daha kararlı ortam olması yine ortaya çıktığını kanıtlar. Oksijenin kısmi basıncının havadakine göre sularda düşük olması. Şimdi okyanuslarda hani ilk yaşam belirtileri ortaya çıktığı zaman ilk başta oksijensiz solunum yapıldığı düşünüyor. Dolayısıyla canlıların tamamı oksijenli solunum yapsaydı zaten okyanuslarda yaşama gibi, denizlerde yaşama gibi bir durum olamazdı. Çünkü sudaki oksijen miktarı çok azdır. Oksijenin kısmi basıncı demek bulunma oranı demektir. Bunun az olması arkadaşlar hani e, okyanuslarda hayatın ortaya çıktığını kanıtlamaz. Yani bu şekilde kullanılamaz. Cevabımız Edirne seçeneği olur. 2011 LYS diyor ki aşağıdakilerden hangilerinin etkisi her zaman popülasyonun çevreye uyumunu sağlayacak yönde gerçekleşir. Yani çevreye uyum sağlayacak. Şimdi doğal seçilim çevreye uyum sağlayanlar yaşıyorlar sağlayamayanlar ne yapıyor ölüyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu her zaman çevreye uyumu sağlar. Doğa seçilim olur. Genetik sürüklenme. Genetik sürüklenme iyi yönde de olabiliyor, kötü yönde de olabiliyor. Yani kötü özelliklerin kalmasına da sebep olabiliyor. Dolayısıyla her zaman çevreye uyumu artırmayabilir. Mutasyonlar da her zaman iyi yönde gerçekleşmeyebilir. Kötü yönde de gerçekleşebilir. O yüzden burada her zaman dediği için cevabımız aşıklı yalnız bir olur. 33. soru. Farklı organizma türleri evrimsel süreçte benzer çevre koşullarının etkisiyle benzer uyumsal özellikler kazanırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnek değildir? Şimdi benzer çevre koşullarının etkisiyle benzer uyumsal özellikler taşıyor bakalım. Balıkların ve yunusların mekik şeklinde gövdeye sahip olması. İkisi de denizde mi yaşıyor? Evet. Biri memeli, biri balık. Dolayısıyla mekek şeklinde gövdeye sahip olması benzer uyumsal bir özelliktir. Bu olur. Mağaralarda yaşayan hayvanların gözlerinin körelmesi demiş. E bu da arkadaşlar ne olacak? Işık görmeye görmeye gözlerinde bir körelme meydana geliyor. Dolayısıyla bu da nedir? Durma bir örnektir. İnsanların farklı kan gruplarına sahip olması. Şimdi bakın burada sadece insandan bahsediyor. Farklı canlıları almamış. Dolayısıyla farklı kan grubuna sahip olması bu evrimsel süreç açısından bir e, uyumsal bir özellik değildir. Hani farklı canlılar arasında bir özellik değildir. O yüzden C şıkkı olmaz. Toprağa kazıcı hayvanların ön üyelerinin kürek şeklinde e, olması. Toprağa kazdıkları için bu canlıların ön üyeleri benzer şekilde farklılaşmıştır. Dolayısıyla kazıcı şekilde olur. Bu da olur. Çekirge ve kuş gibi uçabilen canlıların kanatlara sahip olması, Çekirge bir omurgasızdır, kuş bir omurgalıdır. İkisi de uçabiliyor, kanatlara sahip. Dolayısıyla benzer evrimsel bir uyumdur. Cevabımız C şıkkı olacak. 34. soru. Evrimsel evrimleşme sürecinde aşağıdakilerin hangisinin meydana gelmesinde doğal seçilimin katkısı yoktur? Doğal seçilim neydi? Doğa şartlarıyla gerçekleşen bir olaydı canlı türlerinin değişik ortamlara uyumunun sağlaması. Evet doğal seçilime göre çevreye uyum sağlayanlar yaşıyorlar, uyum sağlayamayanlar ölüyorlar. Dolayısıyla bu doğal seçilimin katkısıyla olur. Popülasyonlarda yeni mutasyonların ortaya çıkması. Arkadaşlar mutasyon doğal seçilime katkı sağlar ama doğal seçilim mutasyona katkı sağlamaz. O yüzden bu olmaz popülasyonlardaki alel frekanslarının değişmesine. Doğa seçilim oldu. Doğaya uyum sağlayanlar yaşadı, sağlayamayanlar elendi. Dolayısıyla oradaki frekanslar değişir mi? Değişir. Popülasyonlardaki genotip frekanslarının değişmesi, e, genlerdeki hani genler ortadan yok olabileceği için veya azalacağı için frekanslar da değişebilir. Uygun fenotipe sahip bireylerin korunması. Zaten uyum sağlayanlar ne yapıyorlar? Eee ortama uyum sağlayanlar korunuyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla olur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. 35. sorumuz. Arkadaşlar biliyorsunuz evimi taşıdığım için böyle kalabalık bir ortamda yaşıyorum. O yüzden böyle arkadan bazen konuşma sesleri falan gelebilir. Kusura bakmayın. Ben hani bağırarak o sesi bastırmaya çalışıyorum ama bazen bastıramaya da biliyorum. Çoluk çocuk sesi oluyor. Şimdi diyor ki 35. soruda. Suda yaşayan bir hayvanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi evrimsel süreçte karasal ortamdan sucul ortama geçmiş olduğunu kanıtlamada delil olarak kullanılamaz? Bakalım. Üreme olayı sırasında gerçekleştirdiği döllenme şekli kullanılır değil mi? Döllenme şekli. Mesela eee sucul ortamdayken spermlerini yumurtalarını suyun içerisine bırakıyorlar. E, dışarıda döllenme gerçekleşiyor. Ama karasal ortama geçtiği zaman üreme organları gelişiyor. Bu organlarla gerçekleşiyor. O yüzden bu olur. Gaz alışverişini sağlayan solunum organ tipinin e, suda yaşayanlarda solunum organı dışarıdadır. Solungaçlarla solunum gerçekleşir ama karada yaşayanlarda Solunum organı içeri alınmıştır. O yüzden bu da olur. Yumurtasında embriyonik örtülerin varlığı. E, karasal ortama geçtikçe korunma özelliğinin daha çok ortaya çıkması lazım. Çünkü kar karasal ortam daha tehlikeli ortamdır. O yüzden bu da olur. Vücudunun mekik şeklinde olması. Bu mekik şeklinde olması sadece iki canlının birlikte evrimleştiğini gösterir. Hani karasal ortama geçiş olarak kullanılamıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yumurta bırakmak için karasal ortama geçmesi. Yani mesela kaplumbağalar suyun içerisinde yaşıyorlar. Sucu kaplumbağalar yumurtalarını ee, kıyıya bırakıyorlar. Bu da yine karasal ortamdan sucul ortama geçiş olduğunu kanıtlayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız deniz seçeneği olacak. 36. Tohumlu bitkiler karşılaştırılacak olursa aşağıdaki özelliklerden hangisinin erimsel süreçte daha sonra ortaya çıktığı görülür. Sekonder büyüme neydi? Enine kalınlaşmaydı. Enine kalınlaşma, iletim demetleri, rüzgar aracılığıyla tozlaşma, meyve oluşumu, döl değişimi. Şimdi bitkiler alemini sınıflandırdığımız zaman bakın sınıflandırdığımızda neydi? Damarsız, tohumsuz bitkilerdi. Sonra damarlı tohumsuz bitkilerdi. Tohumsuz. Bir de damarlı tohumlu bitkilerdi damarlı tohumlu. Şimdi sekonder büyüme damarlı tohumlu bitkilerde açık tohumlularda görülüyor. İletim demetleri zaten damarlı tohumsuz bitkilerden itibaren görülüyor. Rüzgar aracılığıyla tozlaşma yine damarlı tohumsuz bitkilerden itibaren görülüyor. Yine damarsız tohumsuz bitkilerde de görülebilir. Döl değişimi dediği metagenezden bahsediyor. Metagenez yine karayosunlarından itibaren görülüyor ama meyve oluşumu burada kapalı tohumlu bitkilerde gerçekleşir. Kapalı tohumlu bitkilerde en geç oluşan, evrimleşen canlılardır. O yüzden cevabımız meyve oluşumu olacak. Gelelim son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Lamarck'ın evrimle ilgili görüşünün özünü oluşturur? Lamarck. Lamarck kimdi? Darwin'in öğretmeniydi, değil mi? Bütün türler geometrik dizi şeklinde artma eğilimindedir. Şimdi özünü arayacağız arkadaşlar. Türler içerisinde kalıtsal varyasyonlar görülür. Bireylerin sonradan edindikleri özellikler kuşaktan kuşa aktarılır. Bireyler arasında çevredeki kaynakları kullanmak için bir rekabet vardır. Doğal seçilim sonucunda yeni türler ortaya çıkabilir. Şimdi ben size Lamarck deyince aklınıza ilk gelecek şeyi söyleyeyim. Lamarck diyor ki bir canlı sonradan bir özellik kazanmışsa onu kuşaktan kuşağa aktarır. Mesela Allah korusun eliniz kesildi. Eliniz kesildi elsiz kaldınız. Kolunuz ne oldu? Yarım oldu. Bu yarım kolluluk sizin çocuğunuza aktarılır demek istiyor Lamarck. Böyle bir şey mümkün olmadı. sonradan tabii ki açıklanıyor. Dolayısıyla Lamarck deyince bu aklınıza gelecek yani C şıkkı. Bireylerin sonradan edindikleri özellikler kuşaktan kuşağa aktarılır namarkın özünü oluşturuyor arkadaşlar evet böylece ne yaptık bitirdik bu soru çözümümüzü de bir sonraki soru çözümünde popülasyon genetiğinde görüşmek üzere hoşçakalın